Çağlayan Mecmuamızın Mayıs sayısında, yani 10 gün önce yayınlanan sayısında yayınlanan bir makalemdi bu. Elimden geldiği kadar bazı duyduğum bu hicret döneminde makul düşünceyi ihlal eden bazı ifadeler arkadaşlardan duymuştum. Onunla ilgili bunu yazmayı arzu etmiştim, düşünmüştüm. Aslında makaleler normalde Çağlayan'da, yani normal bizim kalemimizden çıktıktan sonra bir seneyi buluyor yayınlanması, ama çok enteresan. Bu makalenin kabulü, Hoca Efendi'nin önüne gitmesi, özetlerden çıkması falan çok hızlı, en hızlı yayınlanan makalelerden birisi oldu. 2-3 ayda yayınlandı. Nevzat abimizin gönderdiği o ilk ifadelerde de okuduğunuz gibi mekanları ve zamanları değerlendiren metinler ve içindeki hadiselerdir sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Şerefül mekan bil mekin, şerefü zaman bizzenin ifadesini kullanıyoruz. Ben de bu makaleye küçük bir hikayeyle başladım. Yaşanmış bir hadise. Trakya'da soğuk bir kış günüydü. Yeni bir aile, annesinin kucağında daha bir yaşına varmamış minik kızı, kendi sırtında çantası, suların çağladığı bir nehri geçip özgürlüğe adım atmak istiyorlardı. Bu hikayeleri onlarca kere sevgili abilerimiz, saygıdeğer ablalarımız duymuştur. Birçoğumuz da bu yollardan geldik. Geride yakınlarını, memleketlerini ve sevdiklerini bırakıp hiç bilmedikleri bir ülkeye doğru yola çıkmışlardı. Tek gayeleri zulümden kurtulup hür yaşamaktı. Bu yolculuğa mecburi başlamışlardı. İçlerini kemiren de bir soru vardı. Acaba bu mecburiyet ile hicretimiz kabul olur mu? Hiç hatırımızdan çıkarmamamız gereken bir hususla başlayalım. Kaderin bizleri sevk ettiği mekanları beğenmeme ve bu konuda hırs gösterme, Allah'ın hakkımızdaki takdirini de haşa beğenmemeyi içinde barındırır. Bu da ilahi rızadan uzaklığı netice verir. Hele hele mekanını veya başka bir kardeşinin yaşadığı yeri hor görme en tehlikeli olanıdır. Ki bu rıza dairesinden çok uzak olunduğunun da işaretidir. Bunların sonucu olarak Allah'ın takdirine razı olmama, Rabbimizin de bizlerden razı olmaması ile neticelenir. Bu hicret döneminde makul düşünceyi ihlal eden bazı ifadeleri sizinle paylaşmak, sonrasında da ne yapmamız gerektiği üzerinde durmaya çalışacağım. Bunlar benim çevrede dostlarımdan, kardeşlerimden, bay bayan arkadaşlarımdan duyduklarım ifadelerdi. Arkadaş, buraya gidilir mi hiç? Burada kalınmaz, çok soğuk, çok sıcak. Hemen oradan ayrılmak lazım. Kalmanız çok mantıksız. Ben kendi adıma Atina'da kalırken bunu en az 10 kere dostlarımdan, abilerimden, abla arkadaşlarımdan duydum. Kaldığın gün her gün zarar be kardeşim. Bunlar gerçek hayatta duyduğum ifadeler olduğu için buraya belki biraz kulak tırmalayabilir, doğru, ama yaşanmış bir şeyi arz ediyorum sevgili abilerimize, saygıdeğer ablalarımıza. Bunlar duyduğum ifadelerdi. Bunlar üzerine zaten bu makaleyi kaleme almayı arz ettim. Mekanın şerefi o mekanda ikamet edenlerle, zamanın şerefi de o zamanda gerçekleşen hadiselerle kaimdir. Mekanları şereflendiren orada oturanlardır. Mekanların, zamanların ve maddelerin kendi başlarına kıymetleri yoktur. Allah'ın verdiği kıymetle kıymet ifade ederler. Allah neye kıymet veriyor? Önce onun bilinmesi lazım. Allah'ın kıymet verdiği şeyler o zaman diliminde, o mekan ve o maddede varsa, mekanda, zamanda, maddede kıymet ifade eder. Yoksa onların hiçbirisi de kıymet ifade etmez. Mekin kelimesine bakmıştım. Kur'an'da dört yerde mekin kelimesiyle karşılaşıyoruz. Tefsirlerde mekin kelimesine verilen mana sağlam, şerefli, kuvvetli, yüksek ve yüce şeklinde. Anne karnında hatta bebeğin sağlam bir şekilde yerleşmesi de mekin olarak tanımlanıyor. Mekin olmak bulunulan yerde sağlam kalıp sebat etmeye vabestedir. Bulunan yerlere sağlam yerleşilirse mekan da o nispette kıymetlenecektir. Son yıllarda bir kısım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, kadın erkek mecbur hizmetlere maruz kaldık.
ve dünyanın farklı coğrafyalarına dağılıyor. Kur'an'da anlatılan peygamber hayatlarına baktığımızda yine birçoğunda bu mecburi hizmetleri görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti de önümüzdeki en büyük örneklerdendir. Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetleri Efendimiz'i hicrete mecbur bırakmıştı. Ve Mekke'den ayrılırken yaşlı gözlerle doğduğu beldeye dönmüş, "Ey Mekke, vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesin. Senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim," demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biraz daha geriye doğru gidelim. O ulul azm peygamberlerden Hazreti Musa'ya uğrayalım. Hazreti Musa Mısır'dan ayrılmasından Hazreti Lut'a, Hazreti İbrahim'e kadar birçok peygamberin hayatında mecburi mukaddes yolculukları görürüz. Bu gidişlerin hepsi Kur'an ifadesiyle "fefirru ilallah"tır. Yani Allah'a olan kaçışlardır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın babası Hazreti Yakup'un hiç yanından ayrılmak ister miydi Hazreti Yusuf? Babacığının yanından ayrılmak istemezdi. Hayret uyandıran bir seyahatle kendini Mısır'ın sarayının göbeğinde buldu. İmtihanlardan, hapishanelerden sonra Mısır'a aziz oldu ve İsrailoğullarının Mısır'da temekkün etmesine, mekanlanmasına, mekin olmasına vesile oldu. Asırlar sonra aynı kavim Mısır'da köleleştirildi. Burada artık kalınamazdı. O kavme yepyeni bir nefes gerekiyordu. O nefes kavmini esaretten kurtarıp hicret ettirecek olan Hazreti Yusuf'un neslinden Hazreti Musa'ya nasip oldu. Hazreti Musa kavmini oradan alacak, büyük dedesi Hazreti Yusuf'un geldiği yer olan Kenan iline geri götürecekti. Hazreti Musa'nın hayatına da baktığımızda hicretin farklı şekillerini görürüz. Ulul azm bir peygamber olan Hazreti Musa için aslında hicret peygamberi desek yerinde olur. Daha küçücük bir bebek iken bir nehrin kıyısında kundağıyla hicreti başlamış. Sonrasında yine mecburiyet tahtında Medyen'de kayınpederinin rahle-i tedrisine girmiş. Daha sonra fetası olan Hazreti Yuşa ile Mecmual Bahreyn'e, yani madde ve mana denizlerinin birleştiği yere ulaşmış. Orada Hazreti Hızır ile buluşmuş. Bir miraciye olarak değerlendirilen melekut alemlerinde mukaddes bir yolculuğa çıkmış ve sonunda da kavmini alıp Allah'ın lütfettiği mucize bir asa ile Kızıldeniz'i geçmiş ve Kenan eline vasıl olmuştur. Öncelikle bizler hicret etmek zorunda kaldığımız için şükretmeli ve ne kadar da güzel bir peygamber yoluna çıktık demeliyiz. Niye ki demeden iyi ki diyebilmeli, vasıl olunan yerlerde mekin olma adına her fırsat değerlendirilmeli ve insanlığın iftihar tablosunun bir beldeyi şereflendirdiği esnada yaptığı o güzel duasını dudaklarımızdan düşürmemeliyiz. Allah'ım bu beldenin bolluğuyla bizi rızıklandır, veba gibi hastalıklardan bizi muhafaza et, bizi bu beldenin halkına, bu beldenin salihlerini de bize sevdir. Allah'ım burayı bizim için bereketli eyle. Amin. Efendimiz nereye gitmiş ise orada hüsnü kabul görmüştür. Medine'ye hicret etmiş, orayı çok sevmiş. Oranın halkı da Efendimiz'i çok sevmiştir. Bu hüsnü kabulün zamanımıza kadar sirayet ettiğini iliklerimize kadar hissederiz. Dünyanın neresinde olursanız olunuz, küçük istisnalar dışında bu hüsnü kabulü göreceksiniz. Allah katında en değerli şey, sevgili abiler, saygıdeğer ablalar, takvadır. Bunu söylüyor bize Kur'an-ı Kerim, Hucurat suresinde, o meşhur surede açtığımızda, Fetih suresinden sonraki sure. Bunu unutmayın ki diyor, Allah'ın nazarında en değerli ve en üstün olanınız, 13. ayette, takvada en ileri olanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. En kıymetli şey takvaysa, zaman ve mekanların da değerlenmesi orada takvayı yaşayan mekinlere vabestedir. Medine,
kainatın iftihar tablosunu ve binlerce sahabe efendimizi misafir etmesi hasebiyle Mekke'de yine büyük kametleri barındırması ve her zaman binlerce duanın Allah'a ulaştığı yer olmasıyla kıymet ifade eder. Dünyanın her yeri Allah'ın mülküdür ve esas olan evrensel insani değerlerin bütün dünyada yaşanılmasına vesile olabilmektir. Mekanın neresi olduğunun çok ehemmiyeti yoktur. İnsan her yerde kalabilir ve hizmet edebilir. Önemli olan insanın kendisi için takdir edileni hissedip doğru tercihlere yönelerek Allah'ın mülkünde mekin olmasıdır. Bizlerin orada olmasına izin veren Allah'tır. Önemli olan bu mekanda ne yapılabilir ona bakılması lazım. İnsan kelimesinin menşelerinden birisi enesedir. Sözlüklerde bu kelimenin manası garipsemeyi bırakıp alışmak, yadırgamamak olarak geçer. İnsan biraz sabrederse gittiği yerlere Allah'ın izniyle alışacaktır. Bulunduğu yerde mutlu olmaya çalışıp şartları en uygun şekilde kullanmaya çalışan bir insan gittiği yerde de mutlu olmayı beceremeyecektir maalesef. Kur'an'da salih kullara verilen önemli bir müjde var sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Meryem suresinde anlatılır. Birçok hocamız da bu kavramı bize anlatıyor. Meryem suresinde meşhur surede ki biz o sureyi burada Yunanlı dostlarımızla Rum suresini, Meryem suresini Kur'an-ı Kerim'imizde birer bölüm olarak olduğunu kullanıyoruz. Tepe tepe kullanıyoruz ve o insanların çok hoşuna gidiyor. Ben Yunanlı dostlarımla beraber farklı mukalemelerde karşılıklı geldiğimde bizim diyorum Kur'an'ımızda siz anlatılıyorsunuz. Bir 30. chapter sizsiniz. 30. bölüm, Rum bölümü. Müstakilen bir isminiz verilmiş sureye. Ve Meryem validemizin müstakil bir chapter'ı, bölümü var. 19. bölüm. 19. sure. Çok ilgilerini çekiyor. Hatta Kur'an'ı gösteriyorum o insanlara. Bakın diyorum 19. chapter Meryem chapter'ı, bölümü. 30. chapter'da Rum bölümü. Rum chapter'ı. Ve hatta diyorum biz Kur'an'ın mucizeliğini istikbale dair önümdeki yıllara dair Kur'an'ın mucizeliğini anlatırken bu sureyi anlatıyoruz. Rum suresini anlatıyoruz. Neden mi? Çünkü Kur'an Rumların İranlılarla harbinde istikbalde kazanacağını söylüyor Rumların. Golibetir Rum önce mağlup oldular diyor, daha sonra kazanacaklar diyor. Ve Rumların galibiyetinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşlarının onlar ehli kitap olduğu için karşı taraf Allah'a inanmayan ateşkedeler olduğu için sevindiğini söylüyoruz bu insanlara, Hristiyan millete, Hristiyan insanlara. Burada da bu surede, Meryem suresinde sevgili abiler, saygıdeğer ablalar, aynen şöyle diyor ayet. Hoca Efendi bunu meveddet olarak, vüd olarak anlatıyor. Eserlerde birçok yerde görebilirsiniz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar için Rahman, Allah, insanların gönüllerinde sevgi yaratır, vüd yaratır, meveddet yaratır diyor ayet. Allah onları gittikleri yerde muhataplarına sevdirir, sevimli kılar ve kabul ettirir. Meveddet olarak anlatılan bu kavram Allah'ın da Rabbimizin Vedud isminin tecellisidir. İşte baştan beri dünyanın dört bir yanına gitmiş veya daha sonra mecburi hicret vesilesiyle gitmiş bütün kardeşlerimizin karşılaştıkları hüsnü kabul ve sevgi bu ayetin apaçık bir örneği değil midir sevgili abiler, saygıdeğer ablalar? Şimdi hicret ayeti olarak iştihar etmiş, ayeti çok meşhur ayet, Hoca Efendi de birçok yerde anlatıyor. Nahl suresinin sevgili abiler, saygıdeğer ablalar, açarsanız Musaf'ta Nahl suresinin, çok özür diliyorum, 41. ayeti hicret ayeti olarak iştihar etmiştir. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اَلَّذ۪ينَ سَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ diye 42. ayette devam ediyor sevgili abiler, saygıdeğer ablalar.
Aynen şunu diyor ayet. Arkadaşlar, abiler. Benimsediği dininden ötürü, dinini yaşayamadığından ötürü, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda zulüm diyarını terk edenlere gelince biz onları şüphesiz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Burada kullanılan fiil lenübevvi'ennehum. Tebevve'e fiili sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Şimdi oradaki küçük bir nüans var, onu arz edeceğim biraz sonra. Bu fiillerin biraz köküne bakmaya çalıştım. Hocalarımıza sormaya çalıştım küçük nüansları. Abilerimizle, ablalarımızla görüşmeye çalıştım. O küçük şeyleri arz edeceğim inşallah. Onların ahirette hak ettikleri mükafat daha da büyük olacaktır. Bir anlayabilseler de hakkı inkar edenler olarak ayet bitiyor. Ve le ecrul ahireti ekber diyor ayet. Lev kânû ya'lemûn. Onlar var ya öbürleri, keşke anlayabilselerdi. Allah güzel bir yere yerleştireceğini bizlere müjdeliyor. Bakın, müjde ayeti bu sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Yeter ki biz sabırla bekleyerek neden sabırla bekleyerek dedim? Şundan dedim Nevzat abi. Çünkü ayet 42. ayetin devamında ellezine saberu diye devam ediyor. Ve ala rabbihim yetevekkelun diye devam ediyor. Yani çok enteresan. 41. ayetin hicretteki tebevve'e kavramı, güzel yerleşme kavramı çok enteresan. Siyak sibaka, öncelik ve sonralıka baktığımızda sabır ve tevekküle bağlanmış. Demek ki bunu 42 geriden alırsak öne doğru şunu anlayabiliriz. Demek ki sabır ve tevekkülle bu hicretini süsleyen arkadaşlarımız daha kolay tebevve edecek. Daha kolay yerleşecek. Ben bunu anlıyorum. Önden siyak ve sibaktan ben bunu anlıyorum. Devamiyetten. Çünkü 41. ayetin sonundaki secavent harfine bakarsanız lam elif burada durma diyor. Lam elifin anlamı budur. Durma, geç diyor. Yani hemen sabret diyor. Ellezi'yle bağlanmış, ismi mevsulle bağlanmış, devamiyetle bağlanmış ve lam elifte durma diyor. Hemen geç. Nereye geç? Sabıra geç, tevekküle geç. Bu lam elifi görünce onu resmediyorum zihnimde. Geç hemen oradan, durma. Durulmaz lam elif secavent duraklarında. Lam elif geçilmesi içindir. Ayet son olduğu için dururuz burada. İşte burada kullanılan ayet sevgili abiler. Tebevve'yi çok araştırdım. Fiil olarak ne farkı var? Abilerime, hocalarıma sordum. Tebevve'e şu. Diğer iki tane daha fiilden bahsedeceğim biraz sonra müsaade ederseniz. Kur'an'da yerleşme olarak kullanılan iki fiilden daha bahsedeceğim. Bu tebevve. Tebevve bir telefon makinesi alırsınız Nevzat abi. Bu telefon makinesini alırsınız. O bir kutudan çıkar değil mi? Kutuya tam yerleşir. Böyle hareket etmez. Lojistikte de falan böyle bir şey olmaması için onun yanına da plastikler koyarlar. Bir televizyon alırsınız. Televizyonun yanında plastikler vardır. Sağlam gelir malzeme. İşte tebevve böyle bir fiil. Güzelce yerleşme. Zarar görmeden bir yere oturma. Tebevve bu. Ama bakın sevgili abiler. Sorduğum, bildiğim şey değil. Öğrendim ve bunu arz ediyorum abilerimize, ablalarımıza. Ama çok enteresan bir şey var. İlginç bir kavram daha var. Bu hicretin başı Nevzat abi, Tahsin abi. Tebevve'e hicretin başı. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bir yerde güzelce yerleşiyorsunuz. Şimdi azıcık bu hicret ayetinden azıcık bir geriye gidelim. O da aklımda İbrahim suresinin 14 numaralı sure İbrahim suresidir bölüm olarak sevgili abiler. Aklımda öyle kalmış, 14-14 diye kalmış. 14. surenin 14. ayetine götürüyorum sizi.
Meşhur İbrahim suresi. Burada kullanılan fiil biraz başka, biraz nüans var. 14. ayet şunu diyor sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَخَافَ وَعِيدٍ diyor. Burada kullanılan fiil tebevve değil. Kullanabilirdi tebevve kavram olarak Kur'an değil. Burada eskunu fiili kullanıyor. Yani meskenlenme. Biraz farklı bir kavram var burada. Tebevve'ye göre. Biraz daha farklı bir kavram var. İşte burada kullanılan kavram sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Eskunu yani sükun bulma. Yani oraya daha da biraz daha yerleşme. Mesken tutma diyelim bizim Anadolu tabiriyle. Buradaki kullanılan ayette bu sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. İşte bu da ikinci aşama. Şimdi bir üçüncü aşama, azıcık daha ileri gidelim. Meşhur Kasas suresine sizi götürüyorum. Kasas suresinin meşhur Hazreti Musa Efendimizin hayat hikayesini takip edebiliriz. Kasas suresinden, Taha suresinden birçok yerden takip edebiliriz de uzunca Kasas suresinden takip edebiliriz. Burada 5. ve 6. ayetlere baktığımızda sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. وَنُرِيدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ عَلَى الَّذ۪ينَ تُدْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ اَيْمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِس۪ينَ وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْزَرُونَ. Burada da kullanılan fiil sevgili hocalarım, saygıdeğer abiler, emekkün fiili. Bir ileri aşamaya geçtik bakın. Tebevve ile başladık. İyice yerleştik. Sonra teskünuya geçtik. Meskenlendik. En sonda buradaki anlatılan mekanlandık, temekkün ettik. Yani artık toprağa girdik. Ekolleştik. Sarsılmamak üzere koskoca bir çınar olduk. Mekanlandık ve toprağın içine girdik, ekolleştik. Hoca Efendi'nin de kullandığı terminoloji burada. Temekkün kavramında eserlerde var. Mükne diye bulabilirsiniz. İsteyenlere de gönderebilirim. Mükne kavramında da Hoca Efendi'nin kullandığı terminoloji sevgili abiler, saygıdeğer ablalar, ekolleşme. Bunu kullanıyor Hoca Efendi. Mükne, temekkün etme, orada güzelce her şeyiyle oturma. Onlardan bir insan olma, onların sizi her şeyiyle kabullenmesi, sizin de onları her şeyiyle kabullenmeniz sevgili abiler. İşte Allah güzel bir yere yerleştireceğini bizlere müjdelemiş. Yeter ki biz sabırla bekleyerek geçmişe kadar geleceğe de irade gözüyle bakmayı bilelim. Dünyada Allah'ın mülkünde yerleşme bunun başlangıcı. Esas mükafat ötelerde. Ayette onu dedi dikkat ederseniz. Mükafat ahirette dedi. Hicret ayetinde. İyice bilinmeli ki esas temekkün edilesi yer cennet ve firdevsler. Aslında bütün cennetlerden daha da önemli bir temekkün edilmesi gereken yer var ki o da Allah'ın rızasında temekkün edebilmek, ona vasıl olabilmek. Cennetlerden çok daha kıymetli. İsteyene ver onları diyor büyük insanlar biliyorsunuz. Yıllar evvel yurt dışına farklı maksatlarla çıkmış olan Ensar abilerim, ablalarım ve yepyeni muhacir dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Niyetimizi tashih adına size Hoca Efendi'den nakil ile küçük bir tavsiyem olacak. Açıp Hicret Diyarında Ölmek Kırık Testi makalesinden okuyabilirsiniz. Hoca Efendi diyor ki sevgili abiler, saygıdeğer ablalar, niyetin iki türlüsü vardır. Biri tesisi niyet, niyeti tesis etme. Diğeri tashih niyet.
Tesisi niyet, tasihi niyet. Birincisi, daha işin başında affedersiniz, olması lazım geldiği şekliyle niyet edip Allah'ın rızasını gözetme. Tesisi niyet. İkincisi ise başlangıçtaki gaye ve hedef ne olursa olsun işin hakikatini öğrendikten sonra niyeti düzeltip o niyete biraz saykal vurma, cila vurma, formatlama, temizleme, masivadan sıyrılarak rıza ilahiye yönelme. Tashih-i niyet diyor buna da sevgili abiler, hoca efendi. Tesis-i niyet, tashih-i niyet. İşte bu konuda kalınacak yerlerle ilgili mukayese yapma, ihlası kıran, acizane kendi kanaatim bu. Abilerimiz, ablalarımız tenkit edebilirler veya kanaatlerini lütfen söylesinler. İhlası kıran mühim sebeplerden birisi. Her birimiz bulunduğumuz beldeyi kendi medinesi kabul etmeli. Ve bu yüce gaye doğrultusunda niyetlerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. Yani Hoca Efendi'nin dediği gibi tashih-i niyet etmeliyiz. Dünyanın her yerinde yaşatma duygusunu yaşamanın önünde tutup ihlasın temeli olan rıza ilahiye yönelerek Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimdeki güzel dostların yolu olarak bizlere tarif ettiği peygamberlerin, sıddıkların, sadıkların, Allah'ın davasına şahit olanların, bu da Nisa suresi 69. ayettir, Hoca Efendi çok anlatır, ve salihlerin yollarında yürümeye devam etmeye çalışalım diye bitirmişiz makaleyi sevgili abiler. İşte mekanları değerli kılan, kısaca bunu özetle arz etmeye çalıştım bu makalede. İnşallah istifadeli olmuştur. Mekanları değerli kılan mekinlerdir. Zamanları da değerli kılan içindeki hadiselerdir. Biz ne kadar o mekanları kıymetli kılacak insanı oluşturabilirsek, insanları oluşturabilirsek, hadiseleri üretebilirsek o zamanda, işte Allah'ın her yer mülkü, Kuzey Kutbu'da mülkü, Güney Kutbu'da mülkü, Afrika'sı da mülkü, bulunduğumuz Atina'sı da mülkü, Avrupa'sı da, her yeri de Allah'ın mülkü. Mühim olan en iyi kavramlarla bulunan mekanları değerlendirmek sevgili abiler. Çok enteresan. Birinci madde tebevveydi. Onunla bitireyim müsaade ederseniz. 5 dakikanızı daha alarak. Mehmet Hocam, çok Mehmet Hocam, tam burada bir soru sormam istendi ama eğer mümkünse bölmeyeceksem size o soruyu sormak istiyorum. Konuyla alakalı çünkü. Diyorlar ki hicret iki çeşit, bir isteyerek, mekan seçerek gitmek. İkincisi son dönemlerde yaşadığımız zorunlu hicret, zorunlu gidişler. Yani adı üstünde zorunlu olduğundan dolayı gittiğimiz mekanlardaki zorluktan dolayı bazı memnuniyetsizlikler, bazı şikayet etmeler hoş görülebilir mi diye bunu sormam istendi sizden hocam. Sevgili Tahsin abi, onu makalenin içinde arz etmeye çalıştım. Hemen hemen bütün Kur'an'da bize anlatılan 25 artı 3, 28 peygamber, 3 o büyük zat için peygamber diyenler var. Peygamber veya büyük asfiya zat diyenler de var. Veya ne derse 25 peygamber diyelim. Her birerlerinin bize Kur'an'da anlatılan hayatlarına, Musa Efendimiz'e bakınız, Adem Efendimiz'e bakınız, bir bölümüyle İsa Efendimiz'e bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakınız, Hazreti Şuayb'ın Medyen'den Eyke seyahatine bakınız, Hazreti İbrahim Efendimiz'e bakınız, Hazreti İsmail Efendimiz'e bakınız. İlk aklıma gelenleri 7-8 tane saydık. Her birerlerin hicreti mecburi hicret Tahsin abi. Hiçbirisi sebepler tahtında veya Hazreti Yusuf Efendimiz'e bakınız, Hazreti Yakup Efendimiz'e bakınız. Her birer veya Hazreti Harun Efendimiz'e bakınız, Hazreti Musa Efendimiz'in kardeşi. Her birerlerinde bunu görüyoruz. Burada mühim olan bizim hicreti mecbur yaptık ya da mecburiyetsiz yaptık değil. Allah'ın izniyle, Allah'ın davası için böyle bir vesileyle biiznillah hicretimiz bir manada makbuldür Allah'ın izniyle. Mühim olan işte biraz önce anlattığım üç kavramda o hicretteki ilk tebevveden geçip, yani ben şöyle diyorum, bir çiçek düşünün küçük bir saksıda. Abi çok yaşamıyor işte, ben 3 ay sonra ne kadar suyunu selini de koysam çok çiçeklere bakmayı bilen birisi değilim. Ama yaşatamadım. Saksı küçükmüş falan dediler. Çiçek büyükmüş dediler. İşte o saksıdan
o çiçeği tohumu alıp Tahsin abi önce mesken olarak evin bahçesine ekmemiz gerekir. Evin bahçesi de yetmez. Daha sonra o bahçeden alıp eskünuyu temekküne çevirmek için o arza geniş geniş sokmamız gerekiyor. O zaman şikayetler azalacak. Her birerlerimizin inişleri çıkışları insanız. İşte o tebevve eden ne kadar temekküne doğru gidersek Allah'ın izniyle o ağaç sarsılmayacak. O ağaç dimdik duracak, rüzgarlar olsa bile eğilecek ama kırılmayacak Allah'ın izni inayetiyle. Esas oraya doğru gitmek lazım. Temekkünün gerekliliklerini, bunu kısaca arz edeyim. İki makale yazdım onunla ilgili. Abilerimiz, ablalarımız bakabilirler. Mecmuada yayınlandı geçen senelerde. Birisi Yusuf suresinin 21. ayetiyle ilgili kavramı şerh etmeye çalıştım. Birisi de Yusuf suresinin 55. 56. ayetini şerh etmeye çalıştım. Birisi de şimdi Hazreti Zekeriya Efendi, Hazreti Zülkarneyn Efendimiz özelinde son kıssa Kehf suresinde malum Zülkarneyn kıssası, onu yazmaya çalışıyorum. Kısaca 5 dakikanızı alacaksam alacağım, özür dilerim, bahsedeyim. Bir, 21. ayette sevgili Tahsin Hocam, Hazreti Yusuf Efendimizin çektiği sıkıntılar, 20. ayetin yukarısında sayfanın, sağ sayfanın yukarısına bakınız. Hazreti Yusuf Efendimiz bir çukura atılıyor, kuyuya atılıyor, problemler yaşıyor. Küçücük bir çocuk, 8-10 yaşında şirin mi şirin bir çocuk, sıkıntılar yaşıyor, kuyuya atılıyor, kuyudan işte kervancılar onu alıyor, satıyorlar, geliyorlar Mısır'da köleleştiriyorlar. Köle pazarında satılıyor. Geliyor Mısır. Mısır'da köle pazarında satılıyor. Pazarda alan kim? Mısır kralı. Firaset sahibi. Zaten Hoca Efendi firaseti anlatırken ona da parmak basıyor zaten. Demek ki diyor bakış açısı sağlandı. Görüyor şirin bir çocuk, alıyor. Çocukları da yok. Mısır kralının karısının çocuğu yok. Ve eve getiriyor. 21. ayeti söylüyorum. Diyor ki karısına, eşine, ekrimi, ona ikram et. Ev en yenfa'na, bize faydası dokunur. Veya biz onu çocuk ediniriz. İttihaze veleda. Yani evlatlık ediniriz diyor karısına. Sen buna bak. 21. ayet. Çok enteresan hocam. 21. ayetin devamı ayet ve kezalike mekkennâ li Yusufa fil arzla devam ediyor cümle. Ve kezalike Arapça'da İngilizce'deki therefore gibi bir şey. Yani Türkçe'de şöyle ve bunun sonucu olarak demek. Ve sağ tarafta bir şey anlattı bize. Ve devamı bunun sonucu olarak ve kezalike mekkennâ, mekanlandırdık onu, Yusuf'u, mekkennâ li Yusuf, Yusufa fil arz, arzda çaktık, mekanlandırdık, ekollendirdik. Neye bağlı yukarıda? Sibak'ta sıkıntı çekmesine bağlı Yusuf Efendimizin, problemler yaşamasına bağlı. Bakın en büyük örneklerden biri şu Atina'dır. Ben yaşadığım için söylüyorum. 30 sene kuzeydeki şehirlerden şu şehre inilememiş. Bir şekilde farklı vesilelerle müsaade olmamış, politik diyebilirsiniz, ne derseniz deyin. Ama İşte bir mültecilik vesilesiyle Allah'ın izniyle şimdi burada kardeşlerimiz oturuyorlar. İşte hamdolsun öyle küçük bir şey ama bir klinik açtık, farklı şeyler var, dostlarımız var. Yunanlı hastalarımızmış. Bırakın Türk'ü, zaten Türkler hastalarımız da. Yunanlı dostlarımız, hastalarımız geliyorlar, tercih ediyorlar, oturuyoruz, konuşuyoruz onların dillerinden. İşte bu çekilen sıkıntılar temekküne vesile demek. Her birerlerimiz hayatında bunu yaşamıştır kardeşlerimiz. Şimdi azıcık ileri gidiyoruz. İki sayfa ileriye gidiyoruz. 55. 56. ayet sürecinde Hazreti Yusuf hapse, da iftiralara uğrar. İşte o kadının iftirasına uğrar. İftiradan temizlenir. İşte efendime söyleyeyim, kralın rüyasını tabir eder ve şeyden çıkar. Hapisten çıkar. Hapisten çıktıktan sonra, Hoca Efendi onu çok anlatıyor eserlerde, Mısır kralından vazife istemesi vardır, meşhur.
Der ki, ceale fiili var orada. Beni Mısır'ın hazinelerine görevli kıl. Siz buna hazine bakanı diyebilirsiniz, vezir, başbakan ne derseniz deyin. Vezir diyebilirsiniz, başbakan diyebilirsiniz. Hazineye görevli kıl. Ayet şöyle devam ediyor sevgili hocalarım, saygıdeğer ablalar. İnni hafizun alimun. Alim diye bitiriyoruz ayet sonu. Yani muhakkak ki ben korurum ve bilirim diyor. Ayetin devamı, 56. ayetin devamı aynı cümle. Ve kezalike mekkennâ li Yusufa fil arz cümlesi. Biraz önce 21. ayette okuduğum aynı cümle. Ve bunun sonucu olarak ve kezalike mekkennâ, mekanlandırdık. Yusuf'u o arzda çaktık, orada ekolleştirdik. Bakın burada sibaka baktığımızda neye bağlı ve kezalike? Hazreti Yusuf'un hafiz olmasına, Hazreti Yusuf'un alim olmasına bağlı. Yani bir yerde önce tebevve edeceksiniz. Tebevve ettikten sonra teskunu edeceksiniz, meskenleneceksiniz. Sonra size verilen her şeyi muhafaza edeceksiniz ve bileceksiniz. Mesela oranın, o ülkenin dilini bileceksiniz kardeşim. O zaman temekkün edeceksiniz sevgili Tahsin abi. Böyle bir zincir kurmaya çalıştım. Yusuf suresi özelinde. Azıcık ileri gidersek, Kehf suresi, Kur'an'ın ortasındaki suredir Kehf suresi. Kehf suresinin son kıssasını, Hazreti Zülkarneyn Kehf suresinde 4-4,5 kıssa vardır. Birisi malum, meşhur, Kehf ashabının anlatıldığı kıssa. Birisi malum, ikinci kıssa, bahçe sahipleri kıssası, sonra kısa bir Hazreti Adem Efendimiz kıssası, sonra Hazreti Musa, Hazreti Hızır seyahati, son kıssa da Hazreti Zülkarneyn kıssasıdır. Zülkarneyn'de de temekkün anlatılıyor, enteresan, aynı fiil var. Orada da temekkünün bağlandığı kavram sebeplere riayet. فَاَتْبَعَ سَبَبَا فَاَتْبَعَ سَبَبَا diyor Kur'an bize. Kullanılan kelime de ve değil, fe. Çünkü daha hızlı bir ve'dir fe. Hemencecik demektir. Ve'ye göre. Hatta onu Suat abi şimdi ile indi diye çok güzel bir şeyle ayırmış. Nüansla ayırmış. Orada da kullanılan kelime sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Temekkünde sebeplere riayettir. İşte şimdi üzerinde çalıştığım makale, Hazreti Zülkarneyn de sebeplere riayet edip temekkün etmiştir. Demek ki biz global olarak kısaca bu kavramlardan bahsettiğimizde, bir yere yerleştiğimizde sabır ve tevekkülle teskünü olacağız, meskenleneceğiz, ondan sonra bize verileni muhafaza ederek ve bilerek sebeplere riayet ederek eskünüden temekküne geçeceğiz. Ve bu bir halis daire olacak. Aynen öyle makalemde, yeni yazdığım makalede, çalıştığım makalede onu şöyle bir şeyle yazmaya çalıştım buraya. Yani halis bir daireyle, yani sükun bulma, yerleşme ve mükne birbirini halis bir dairede devam edecek. Temekkün tekrar tebevveye vesile olacak. Tebevveye tekrar teskünüye vesile olacak. Teskünü da tekrar mekanlanmaya vesile olacak sevgili abiler. Sevgili arkadaşlar, saygıdeğer abiler. İşte Tahsin abi, o meselede ne kadar bizler sabır ve tevekkül, ben demiyorum bakın. Açın Kur'an diyor. Sabır ve tevekkül olursa diyor. İşte o şikayetlerden beri olma, sabretme sevgili Tahsin abi. O şikayetlerden beri olma, tevekkül etme. Bediüzzaman Hazretlerimiz demiyor mu? Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni iktiza eder. Tevekkül, inandığımız Rabbe güveniyor muyuz abiler, ablalar? Allah rızası için. Tevekkül bu demek, güvenmek demek. Rabbe güven ya. Olmuş buymuş, bitmiş. Allah kardeşim bunu yapacak olan.
Allah bunu bitirecek olan, Allah bu sıkıntıları bitirecek olan şahıslar Ali Veli Selami, Tahsin Mehmet, Nevzat abi değil. Allah bitirecek. Aynen Ayfer abla, onu da o makalemde yazmaya çalıştım Ayfer abla. Asimile olmadan entegrasyon. Temekkünün diğer adı Ayfer abla işte. Asimile olmadan entegrasyon. Niye, ne demek? Kendi değerlerimizi içimizde muhafaza ederek dışarıda o insanlarla oturup kalkmak. Ama kendi aziziyetimizle, kendi o hizmetimizin namusuyla, İslam'ımızın namusuyla durma, yerinde durma. Şimdi bana C2 dersleri alıyorum. İnşallah dua ederseniz burada üniversite hastanelerinde hoca olma durumumuz var abi. Yunanca ders anlatmamız olacak, gerekecek inşallah. Şimdi Yunanca C2 alıyorum. Nasıl ders anlatılırın dersini alıyorum Nevzat abi. Şimdi bir profesör hocamdan ders alıyorum. Hoca ödev verdi. Şimdi kahramanları bana dedi, gelecek derste anlat dedi. Senin gözünde kim kahraman var? İşte hero diyoruz ya İngilizce'de. Yunanca'da irovaya. Sonra ben düşündüm, nasıl bu insanın kalbine de girmek istiyorum. Çok dindar bir Hristiyan hanımefendi, bir profesör, filoloji profesörü, Bayan Stavrula Hanım. Online ders okuyoruz 2 senedir. Hazırlık sınıfından sonra özel ders almaya devam ettim. Sonra hakikaten hep hayranlıkla okuduğum, dedim Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice validemizi 3 kadın kahraman olarak anlatayım. Şimdi yeni Yunanca metnini hazırladım. Yarın anlatacağım. Ve Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da erkek kahramanlar olarak yarın anlatacağım hocama. Çok güzel. Ve biz Hazreti Meryem. Hocam özür dilerim. Bir de o tetimme olarak Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öyle bir hadis-i şerifi 1-2 tane var. Kahraman kime der değil mi hocam? Soruyor yani. Aynen buyurduğunuz gibi. Aynen. Estağfurullah. Onu anlatmak istiyorum. İnşallah izin verirse. Her vesileyi ittihaz etme ama vasat geldiğinde, ortam geldiğinde. Ben hocayla 2 senedir ders okuyoruz. Hiçbir zaman hizmetimizi ve tahsis öncelikle anlatmaya çalışmadım. Ama ne zaman? Mesela geçen sene dedi ki past tense geçmiş zamanı oturtacak. Geçen hafta ne yaptın dedi Mehmet dedi. Ben de geçen hafta dedim, yaptığımı söyledim. Buraya dedim John Paul isimli bir yazar geldi, onun tercümanlığını yaptım. Kim dedi John Paul? John Paul dedim, işte bir sivil toplum hareketi ve sayın bu sivil toplum hareketinin lideri Sayın Gülen hakkında bir kitap yazmış. Birisi dedim, o kitabın lansmanı vardı, Atina'ya gelmişti John Paul. Hakikaten de onun tercümanlığını yaptım, ilgilendim John Paul ile, eşi de karısıyla geldi. Ha dedi, duymuştum dedi, Amerika'daki imam değil mi dedi. Evet dedim, Sayın Gülen dedim, Amerika'da yaşıyor dedim. Onu anlatmaya çalıştım. Sonra geçen sene son dersimizde bana dedi bir Türk filmini çalış dedi. 3 saatlik bir dersimiz oluyor. 3 saat boyunca dedi Türk filmini dedi bana anlat dedi. Son dersimizde. Ben de Türk filmi deyince ne olacak Nevzat abi işte. Selam, Birleşen Gönüller. Çalıştım iyice filmleri. İyi çalıştım. YouTube'dan çıkarttım. İşte Yunanca tercümelerini yaptım falan. Bayağı çalıştım. 2 tane filmi anlattım hocama. Bakın dedim bunlar gerçek hikayeler. Saygıdeğer Bayan Stavrula. Gerçek hikayeler bunlar. Bunlar kurgu hikayeler değil. O vesileyle anlattım. Çok ilgisini çekti. Allah Allah falan dedi. Çok ilgisini çekti. Bayağı bir ilgilendi. Sonra o filmleri gördü falan şeylerini. Sonra bakın dedim bu filmin müziklerini Yunanlı bir müzisyen yapmış. Bayan Evantia Rebuchica yapmış. Size de dedim çok teşekkür ediyoruz. Evantia Rebuchica da Birleşen Gönüller'in müziklerini yazan hanımefendi. Dünyaca ünlü bir keman virtüözü. Bir hanımefendi 60 yaşlarında ama çok zihni sağlam, çok sağlam bir müzisyen. Sonra Evantia Rebuchica Hanım'a ben bir mesaj yazdım. Hanımefendi dedim, sizin müziklerinizi dinleyerek, biz dedim ağlayarak dinliyoruz. Sizin yaptığınız müzikleri dedim. O Birleşen Gönüller'in müziklerini. Çok teşekkür ediyorum size dedim. Ben Yunanistan'da çalışan, yaşayan bir tıp profesörüyüm.
telefonum şu, size bir teşekkür etmek istiyorum dedim. Şeyle, telefonla bile olsa. Buldum mailini bir yerden. Mail attım. Örtesi gün aradı. Oo dedi, Profesör Ateş dedi, çok teşekkür ederim dedi. O film benim için çok önemliydi dedi. O sizin dedi arkadaşlarınız dedi, tanıştık dedi falan. Allah, kadıncağız o kadar ilgilendi. Sonra sadece enstrümanla bu konserlerini veriyor. Bizim buradaki bayan kardeşlerimiz dedi ki, Mehmet abi dedi, Evantia Rebuchica'nın dedi konseri var Atina'da. Keman konseri ve bir de kendi şeyleri var, arkadaşları var. İşte ut çalan var, piyano çalan var falan. Ne deniyor ona? Grup mu deniyor? Grubu, müzik grubu herhalde. Sadece müzik yapıyorlar, söz yok. Bir baktım, bana mesaj atmış Evantia Rebuchica. Profesör Ateş, konserime bekliyorum. Biletinizi gişeden alabilirsiniz, misafirimsiniz diye. Biz ablalarla gittik. Birkaç abiyle, arkadaşımızla. Orkestra, orkestrası var işte. Orkestrayı bile bilmiyoruz, cahilliğe bakıyoruz tamam. Estağfurullah. Sonra kardeşlerle, bacılarla gittik konsere. Onda mesaj yazdı. Aman dedi, konserden sonra dedi, görüşelim dedi, ben kulisteyim dedi, şey yapın. Ben de bekledim. Kuliste kapıdakilere, görevlilere söyledim. Dedim, Sayın Rebuchica beni bekliyor dedim. Tamam dedi beyefendi dedi. Beklettiler. O kadar ilgilendi ki hanımefendi bizimle. İstanbul'dan gelen misafir, Rum misafirleri var. Bizi tanıştırdı. Sonra Ramazan'da iftara davet ettik. Bu hanımefendiyi yardımcısıyla beraber, ablalarla beraber bir yerde iftar ettik. Sonra bütün sağlık meselelerinde fakiri arıyor şimdi telefonla. Şunu nasıl yapacağız Mehmet diyor, bunu nasıl yapacağız diyor. Ben de yönlendiriyorum. Şimdi ofis davetiyesini ona gönderdim. Aa diyor, ben geleceğim diyor, kaçta diyor. O kadar ilgilendi ki kadıncağız, sağ olsun. Sonra kızı hastalandı. Onu yine beni aradı, ne yapacağız diye falan. Öyle. Gerçekten bunlar çok Nevzat abi, hayalimizin ucunun ucunun ucundan geçecek şeyler değil. Ama Allah'ın lütfu, buradaki hanım kardeşlerimiz de şu anda çok iyi dost. Gerçekten ablalarla oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, telefonlaşıyorlar. İnşallah bizim 27 Mayıs'ta Allah izin verse açılışımız var. Oraya iştirak edeceğim dedi, ben geleceğim dedi. Tabii dedim. İnşallah. Öyle. İnşallah. Bunlar abi işte yani bir acziyetin, orada Yusuf Efendimiz'in acziyeti temekküne vesile olmuş Nevzat abi. Bir acziyetin verdiği sonuçlar, böyle bakmak lazım meseleye. Ama Allah'ın izniyle tüm kardeşlerimiz tebevve eden, yani kutudan çıkıp toprağa girip suyu muyu verip iyiden iyiye o toprağa ekolleşmesi, girmesi, başka türlü meyve veremez abi. Meremez. Yani siz bilirsiniz abi meyvenin ne demek olduğunu. Benden çok daha iyi bilirsiniz Nevzat abi. Estağfurullah. O saksıda meyve zor olur abi. Bu arada ben böyle araya girmişken bir şey sormak istiyordum. Bazen de bu şerefül mekan bilmekin tersi de olabiliyor değil mi hocam? Yani mesela Kabe'ye gittiğimizde biz şerefleniyoruz. Orası zaten şerefli. Ravza-i Tahire'ye gittiğimizde. Sevgili aynen buyurdunuz Nevzat abi. Oralarda işte Hoca Efendi tev'em kavramını kullanıyor. Tev'em. Tev'em, evet. İkizlemek demek, ikiz demek. Yani oranın buyurduğunuz gibi maneviyatı size, sizin maneviyatınız oraya karşı. Çünkü işte gittiniz abi Kabe'ye, abilerimiz Umre'ye gittiyse, hacca gittiyse. Abi taş toprak, öyle değil mi Nevzat abi? Ya. Taş abi, kara taş. Yani hele desen yeşil çok Kabe'de, Mekke'de göremiyorsunuz. Medine'de bir miktar var ama yeşil. Evet. Mekke'de yani çok az, yok gibi bir şey neredeyse yani. Ama işte orada Allah'ın yaratıp koyduğu Hazreti Adem Efendimiz'in ilk mescidi, beş vakit ya namazımızda önüne durduğumuz, binlerce milyonlarca insanın duasının Rabbi ulaştığı bir mekan Nevzat abi. Ya. Onun için o bir dünyanın en kıymetli mekanı. Medine. Müthiş. Dünyanın en kıymetli mekanı. Niye? Efendimiz'i
canım efendimizi, o canım efendimizin mescidini, yanında hemen dibinde Ebu Bekir efendimizi, azıcık yanında Ömer efendimizi misafir ettiği için o mescit kıymetli. Az ötede işte mezarlıkta o büyük sahabeleri, validelerimizi, Ayşe annemizi, Hatice annemizi, onları misafir ettiği için kıymetli hepsi. Yoksa ona göre fiziki mekan olarak çok daha güzel dünyanın mekanları vardır fiziki mekan olarak abi. Ama o değil esas mesele. Evet hocam, bir soru var özelden yazılmış bana ama size okuyayım mı soruyu ben? Şimdilerde arkadaşlar çok vazife almak istemiyorlar. Sebep olarak birkaç şey söyleniyor. Vazife yapmak isteyenler için de süreç denilerek temkin abartılıyor sanki. Herkes için tavsiye edilen şeyler ne olabilir? Lütfederseniz sevinirim diye bir soru var. Rica ederim, rica ederim. Abi şöyle, tabii bu dönemler uçak seyahatinde koridordan geçerken hepimiz sıkılırız. Önce açık mekanlardan havalanının binasına gireriz, bir sıkılırız. Sıra bekleriz, uçak sırası. Çok uçağa binmiş bir adam olarak son 7-8 senedir bilmiyorum da onu arz edeyim. Sonra en sıkıldığımız yer de çok kalabalıkta o koridordan geçmektir. Uçağın içine girdiğimizde de biraz rahatlarız. En sonda uçaktan ineriz, yine o koridordan geçerek tam böyle bir oksijeni aldığımızda, dışarıya çıktığımızda rahatlarız. Bu dönemleri benim acizane uçak koridoruna benzetiyorum ben. İster istemez biraz omuzlarımız birbirine değiyor. Az biraz karı koca bile, ailelerde bile rahatsızlıklar olabiliyor. İnsani şeyler bunlar. Her birerlerimizin yaşadığı şeyler. Hiçbirimiz robotik değiliz ki ayarlarımızı 10'dan 5'e indirelim. 8'e indirelim. Hislerimiz var, duygularımız var. İnsanız. Ben de hani bazen yukarıda oluyorum, bazen aşağı dönüyorum. Veya işte telefonda kızımı görüyorum, bakıyorum yüzü düşmüş. Ben de o gün düşüyorum. İnsanız. Veya eşimi görüyorum telefonda. Bakıyorum morali bozuk, yüzü düşmüş. Ben de düşüyorum yani. İnsanız hepimiz. Dolayısıyla yaşanılan hadiselerle alakalı ister istemez bazen bu gibi değerlendirmeler olmuyor mu? Oluyor. Yapacak bir şey yok bu konuda. Orada arkadaşların kendi değerlendirmelerine benim kanaatim mümaşat etmek lazım. Burada sadece ve sadece biri vazife almış, biri vazife almamış. Bunlar furyat şeyler benim indimde. Benim de şu anda hizmette bu manada birilerini idare etme adına hiçbir vazifem yok. Kimseyi idare etmiyorum ben yani. 2500 tane çalışanımız vardı. 2500-3000 civarında öğrencimiz vardı üniversite rektörüyken. İdare etmeye çalışıyorum. Hiçbir şeyim yok benim. Ama bu o dönek değil. Ben yine burada Ercan kardeşimizin söyledikleriyle değerlendim. Ne gerekiyorsa, neler yapmamız, neler tartışmamız, neler planlamamız gerekiyorsa bunları tartışıp beraber mütalaa edip yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Mühim olan burada biraz bu skoru artırmak lazım abi. Orada da en önemli konulardan birisi bulunduğumuz yerlerde biraz önce Ayfer ablanın yazdığı işte asimile olmadan entegre olmanın tek yolu sevgili abiler, saygıdeğer ablalar, tek ve tek eserlere biraz önümüzün dönük olması lazım. Az biraz yanımız dönük. Kur'an anlayışım, ben sizlere tenzih ederim. Benim eksik. Kur'an anlayışım eksik. Hoca Efendi'nin Kur'an anlayışını anlayamamış. Hoca Efendi nasıl anlamış o kavramları bize anlatmış? Nasıl böyle bir sehli mümteniyle anlatmış? Nasıl bir efendim beyinlerine tatlı tatlı çakarcasını anlatmış? Benim cehaletim, sizleri tenzih ederim. Az biraz o konuda mesai vermemiz gerekiyor. O zaman Allah'ın izniyle, o zaman ne kadar biz Kur'an'a yönümüzü dönersek ki işte Kur'an eserleri Kur'an'dan nebaan etmiş, damlamış Risale-i Nurlar, Kur'an'dan damlamış pırlantalar, hocamızın değerlendirmeleri veya işte hocamızın talebelerinin kitapları, ne kadar biz kitapları önümüzü dönersek veya şu mu sahabeler, işte Nevzat abilerimizin, sizlerin, abilerimizin, ablalarımızın yaptığı musahabeler, o kadar Allah'ın izniyle biraz daha meseleleri reel görme olacak sevgili Tahsin abi. Şimdi ben diyelim 2-2,5 numara gözlük kullanıyorum. Gözlüğümü çıkardım. Seçemiyorum sizleri.
İşte flu, Nevzat abi flu, Tahsin abi flu, Mehmet Taşdemir abi flu, Abdülkadir abi flu. Ne zaman gözlüğümü taktım? Hepiniz çok netsiniz. Çok iyi görüyorum her birerlerinizi. İşte Hoca Efendi bunu diyor. Kur'an gözlüğünü biraz gözümüze takmamız gerekiyor. Yani Hoca Efendimizin tabiri benim değil. Bakışlarımızı basardan basirete, basiretten firasete, firasetten de fetanet eteklerinde firasete çıkarmamız gerekiyor. O zaman meselelere doğru gözle bakabiliriz. O zaman kader kaza anlayışını Tahsin abi doğru anlayabiliriz. Biz burada gençlerle, ben 3 sene gençlerle beraber kaldım, delikanlılarla, üniversiteye hazırlanan üniversiteli çocuklarla beraber kaldım. Şimdi 5-6 aydır bu biraz yoğunlaşınca, YouTube'lar vesaire başlayınca tek başıma kalmaya başladım. 6 aydır çok değil, 5-6 aydır. Tam 7 hafta, 2 ay kader okuttum çocuklara, çocuklarla. 7 chapter'dır, 7 bölümdür kader kitabı. Bu dönemde çok önemsiyorum Kur'an ve sünnet perspektifinde kader kitabını ben. 7 hafta okuduk çocuklarla. Şu anda bütün o gençler Allah'ın izniyle size kaderi, kazayı, levh-i mahfuzu, levh-i mahfispatı, cüz-i iradeyi, külli iradeyi çıtır çıtır, takır takır anlatsınlar Allah'ın izniyle yani. Çok önemsiyorum bu kader kitabını ben. Peygamberler tarihini çok önemsiyorum. Şimdi burada ablalarla bir proje yaptık. Ben 100 tane ısmarladım. Almanya'dan geldi. Yeni basıldı. Çok tavsiye ediyorum arkadaşlarıma. Peygamberler tarihi. 7'den 77'ye okuması gerekiyor. Burada biz proje yaptı şimdi ablalar, abiler. Atina'da ve Yunanistan'da peygamberler tarihi okutuyoruz. İnanın okuyan bütün arkadaşlarımızın, Allah'ın izniyle kendim dahil, ben 4 kere okudum. 3 kere okudum o kitabı. Her gün, her Efendimiz'i okuduğumuzda, Musa Efendimiz'i, İbrahim Efendimiz'i, Yusuf Efendimiz'i farklı kavramlar anlıyorum. Ve Hoca Efendi perspektifinde bir peygamberler tarihi. İnşallah bunları biraz daha özümseyerek sevgili Tahsin abi, o zaman işte azıcık işin ucundan tutan azıcık daha sofrayı kucaklayacak. Sofrayı kucaklayan azıcık daha masaya yerleştirecek. Yavaş yavaş onlar da olacak. Ama hiçbir zaman bu değerlendirmelerde kardeşlerimizi kınamadan, kardeşlerimizi de haşa kelle tenkit etmeden hep böyle bu dönem sırt sıvazlama dönemi Tahsin abi. Azıcık omuzlarına sahip çıkma dönemi, yaren olma dönemi, dost olma dönemi. Sevgili kitabın adı Peygamberler Tarihi, şeyde satılıyor. Kitap Dünyası EU'da satılıyor Medine abla. Hasan Yenibaş, eski yazarı Hasan Yenibaş, yeni yazar Hüseyin Kartal olarak ismi değiştirildi kitabın. Her platformda tavsiye ettiğim bir kitap. İnşallah hem bu gibi sohbet muhabbetlerle hem kıyarak inşallah eksiklerimizi tamamlayacağız Tahsin abi. Hocam sizi yorduk. Son bir soru var. O soruyu da sorayım, sonra programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız inşallah. Bazı zatlar Kabe'yi ziyarete gitmezmiş ama Kabe'nin hakikati o müminin kalbini tavaf edermiş. Allah'ın teveccüh ettiği bir mekan olarak kalple alakalı, kalp damar uzmanı olarak doktor abin ne buyurur diye bir soru var hocam. Estağfurullah, Hoca Efendi anlattığını kendi anlatmış zaten. Hoca Efendi'nin cümleleriyle yazmış kardeşimiz, kim yazmış bilmiyorum. Hoca Efendi onu anlatıyor. İşte biraz önce Nevzat abinin buyurduğu o tev'em olma meselesi. Yani bütünleşme, kendini içinde bulma, o kavramlarla Kabe'nin de o insanı kabulü, Medine'nin de o insanı kabulü, içinde olma meselenin her şeyiyle ikiz olma diyor ya Efendimiz, işte o kavramını Hoca Efendi anlatırken. Zaten kardeşimiz soruyu sorarken cevabını içine koymuş. Hoca Efendi de diliyle anlatıyor cevabı. Hoca Efendi onu diyor eserlerde sevgili hocam. Tabii ki ben fiziki kalp damar cerrahisi uzmanıyım, kalp doktoruyum. Allah vermesin kalp hastalığınız varsa tansiyonunuzu tedavi ederim, ilaçlar veririm. Öyle manevi kalpten çok anlamam. Sevgili abiler, ablalar, çok anlamam. Ama Hoca Efendimiz kalp makalesinde bunu anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili zaten sonsuz nurda baştan sona o kavramları anlatıyor. Kabe kavramlarında hepsini anlatıyor. Aynen buyurduğunuz gibi
O insanlar işte mesela hatırlarsanız Bediüzzaman Hazretlerimizin o Nevzat abi çok daha iyi bilir. O Bayazıt Camii'nde Nabdü'nün bir na'yı anlatması vardır Nevzat abi. Hayran olursunuz. O Nabdü'deki na'yı anlatır. Tek bir harfi, kelimeyi anlatır. Nabdü'deki kendi Nabdü'sünü anlatır. Biraz yukarı çıkar. Oradaki Nabdü'yü anlatır camideki. Azıcık yukarı çıkar. Binlerce insan anlatır. Azıcık yukarı çıkar. Bütün insanlığın tek duayla İyyâke ne'abudû dediğini anlatır. O birinci çoğul şahsı anlatır. Ne'abudû sırrını anlatır. Orada görebilirsiniz. Üstad onu gezmeden görmeden o büyük insan onları diyemez. Onları hissetmeden diyemez o büyük insanlar mı? Mümkün değil. Kendisini Kabe'de o büyük insan demek ki farklı bir Allah manevi farklı bir şey veriyor bilemiyorsunuz. O insanlar Asfiyaullah, Evliyaullah büyük insanlar. Onu hissediyor demek ki o insanlar sevgili Tahsin abi, sevgili Nevzat abi. Onu abilerimiz okumuştur da ablalarımız. Bir daha o Na'budu'yu Bediüzzamanımızın dilinden eserlerden okumayı tavsiye ediyorum ben abilere, ablalara. Hocam farklı bir konu ama uygunsa eğer konu kalpten açılınca klasik eserlerde hiç beyin geçmiyor. Hep kalp geçiyor, ne dersiniz diye son bir soru hocam. Estağfurullah, Hoca Efendi onu da anlatıyor. Aslında Hoca Efendi'ye göre manevi kalp kavramıyla beyin kavramı arasında bir fark yok. Kavramsal olarak. Maneviyat olarak değerlendiriyor. Vicdanı da onun içine koyuyor Hoca Efendi. Ruhun mertebeleri olarak anlatıyor Hoca Efendi. Yoksa kalp makalesine bakınız. Açınız Hoca Efendi. Hoca Efendi kalp makalesini açınız. Kalbi önce fiziki tarif ediyor. Kalbin şey vücudun sağında işte yumruğun kadar falan hatırlarsınız makalenin ilk şeyi. Paragrafında direkt fiziki tarif ediyor. Ondan sonra öyle bir kalp tarifi tanımı var ki esas kalp, akıl, vicdan bütün o üçlülerle Hoca Efendi tabir ediyor sevgili Tahsin abi kalp kavramını. Yani bir ruhun keyfiyeti olarak tanımlıyor bize. Yoksa doğrudan doğruya bir ayrışım yapmıyor Hoca Efendi. Bu kalptir, bu ruhtur diye bir ayrışım yapmıyor kavramlarda. Manevi kalp olarak onu içine beyni de koyabilirsiniz. Onu efendim vicdanı da koyabilirsiniz. Hepsini koyabilirsiniz sevgili Tahsin abi. Kenan abi demiş mesela, asrın beyin yapıcısı tabirini kullanıyor usta. Aynen doğru. Aynen doğru sevgili Kenan abi. Hangi eserlere başlamalı diyor Hoca Efendi eserlerinde? Doğrudan doğruya yine abilerinize sorarsınız ama yaşına başına bakmak lazım. Bu çocuklarımız eğer böyle ilk mektep, orta mektep seviyesindeyse ben peygamberler tarihini ve bu peygamberler kavramlarını çok mühimsiyorum çocukların okumasında. Sonrasında lise çağındaki çocuklarımız için birileri okuyarak kendi başlarına asrın getirdiği terörleri anlamayabilirler. Böyle fasıldan fasıla hap gibi gelir, güzel fasıldan fasıla hızlı geçer. Çok önemli bir kitap fasıldan fasıla benim acizane kanaatim. Bir de böyle Kur'an sevgisini biraz fazla olan çocukları hissedersiniz. Benim tavsiyelerim onlara. Kırık testi 19 tane kitapta sevgili abiler, saygıdeğer ablalar. Tam 1100 küsür, 1200 ayetin tefsiri var. 1200, açın sayın. 19 kitapta. 1200'e yakın Hoca Efendi ayete parmak basmış. Az biraz içlerinden seçebilirsiniz farklı kitapları. Kırık testi serisinden 19 kitap. Böyle bazı kitapları önceleyebilirsiniz, bazı kitapları sonralayabilirsiniz. Ama asrın getirdiği terörleri beraber okumanız lazım. Ana, baba, dayısı, amcası neyse. Çünkü bazı kavramları anlamayabilirler. Dil olarak zorlanabilir gençlerimiz. Biraz daha terminolojiye vakıf değilse. Öyle destek çıkılabilir gençlere, çocuklara. Dediğim gibi yine müzakereyle okunacak kader kitabını çok 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 önemsiyorum ben. Kader kısa bir kitap. 200 sayfalık bir kitap.
210 sayfa civarında yanlış hatırlamıyorsam. 7 chapter, 7 bölüm. İşte Levh-i Mahfuz, Levh-i Mahfuz ispat, kader, kaza, ata, cüz-i irade, külli irade. 7 bölüm o. Yap. Ona bakılabilir. Sonra keşke ablalarımız bu konuda biraz daha aktif görüyorum da böyle çocuklara hani hap gibi şimdi böyle kısa kısa video seyretmeye de alıştı ya çocuklar. Mesela Hazreti Musa'yı anlatan 5 sayfalık bir chapter, bir print out yapın çocuğa. Efendime söyleyeyim. Hazreti Hatice'yi anlatan 5 sayfalık bir print out yapın bir kızımıza. Efendime söyleyeyim. Hazreti Meryem annemizi anlatan bir kızımıza 5-10 sayfalık chapter veya mesela ilgisini çeker. Mesela çok güzel, muhteşem Kur'an'dan idraka yansıyanların Kehf suresinin Hazreti Hızır ile Musa kıssasını Hoca Efendi bir anlatmış arkadaş. Allah Allah! Muhteşem! Tek kelimeyle. Muhteşem! Alın bir o çocuğu, Hazreti Hızır'ı anlatın, Hazreti Musa'yı, o seyahati bir anlatın. 5 sayfa, 4 sayfa çok bir şey değil. Print out yapın. İlla da şu kitabı 900 sayfa, 300 sayfa, 500 sayfa okuyacağım diye şeyler yapmayın. Biraz orada anne baba, mentor, amca, dayının şeye ihtiyacı, az biraz çalışmaya ihtiyacı var, hazırlığa ihtiyacı var. Print yapacak. Mesela o gün diyelim bir konu geçti. Bir çocukla Hazreti Şuayb'ı konuştunuz. Hazreti Şuayb deyince bana kıdemli, oturaklı, söylediğini bilen, ticari kaidelerini çok sağlam bilen bir peygamber figürü Kur'an'daki Hazreti Şuayb'ı okuduğumda o gözümde esinleniyor. O kavram geçtiyse Hazreti Şuayb'ı anlatıyor Hoca Efendi. Medyen misyonunu anlatıyor, Eyke misyonunu anlatıyor. Tefsirlerde Hoca Efendi çok o kanaatte değil ama Hazreti Musa'nın gidip Medyen'de kayınpederi olduğunu anlatıyor Hazreti Şuayb'ın. Rahle-i Tedris'inde 8 sene kaldığını anlatıyor. Bunları tatlı tatlı anlatın. Veya ne bileyim işte ben onu diyorum hep bu peygamber figürleri çok mühim diyorum Tahsin abi. Mesela bir genç kızımız kendini Kasas suresinin o sol sayfasında Hazreti Musa ile konuşurken görsün, istihya fiilini kullanıyor Kur'an. Haya ile dikkat edercesine geliyor. Orada bir delikanlımız, 18-20 yaşında bir delikanlı, kendini Hazreti Musa kabul etsin. Çok beyefendi, haza beyefendi bir saray çocuğu, saray delikanlısı. Orada kadınların önü engellenmiş, sularını, davarlarını suluyor başkaları. Allah Allah diyor Hazreti Musa, nasıl olur böyle bir şey ya? Yanlış be kardeşim diyor, ben onu kokluyorum orada. Geliyor, ya diyor, niye siz sularınızı sulamıyorsunuz koyunlarınızı? Biz diyor herkes gidecek bekleriz, babamız yaşlıdır diyor, iki kız. Canı sıkılıyor, alıyor, koyunları suluyor. Delikanlı, mert, haza saray beyefendisi. Yine ondan hemen önce, Medyen'e gitmeden önce, bir makalem de yeni kabul edildi, daha yayınlanmadı. O şehrin öteki ucundan koşan Mümini Ali Firavun'u anlatsın bir abimiz oğluna. Mümini Ali Firavun var, meşhur saraydan koşar. Hazreti Musa'yı uyarır. Musa git buralardan, olaylar karışık, seni öldürtmek istiyorlar der. O meşhur Hazreti Asiye Validemizin erkek kardeşi, Mısır ordularının kumandanı, sevgili arkadaşlar. Onu anlatır. O Mümin Ali Firavun o kadar gözümde büyür ki bir gün yine Yasin suresini olur okursunuz evladınızla. Açın ikinci sayfasını. Vadrib lehum meselen eshabel gariye. Habibi Neccar'ı anlatın işte. Hoşmuş gelmiş Antakya'ya. O gençlere sahip çıkmış. Bakın böyle bir figür var benim. Ama bakın anlatmış Hoca Efendi eserlerde bunu bulup print yapıp muhataba vereceksiniz. İlle de bir kitap vereceksiniz değil. O çocukların kitap okumasını istiyorsanız Ayşe abla, Ali abi, İbrahim abi, abi, abla kimse kendiniz çalışacaksınız azıcık. Bulacaksınız internetten, printler yapacaksınız. Veya mesela ben çok önemsiyorum. İşte bir gün Nevzet abi, Kerim Balcı Hoca'ya Hazreti Musa'yı anlattırın. Ya adam Hazreti Musa profesörü be kardeşim. Başka profesörlükleri var da Hazreti Musa profesörü adam yani. Maşallah. Bir vesile bulun, Kerim Hoca'ya Hazreti Musa'yı anlattır. Barekallah yani. Ben çok istifade ettim diyemem de az biraz dinlemeye çalışmıştım. Bu
Yoksa şu kitabı alalım, bu kitabı okuyalım mı? Ben doğrudan doğruya bu gençlik, hızlı dönen gençlikte biz de onlara hızlı çıkmamız lazım. Hemen 3 sayfa bir A4 verip, hadi bunu Ayşe kızım, Bahar, Ali, Veli, Selami, hele bir bakalım bakalım deyip 3 sayfayı hemen bitireceksiniz. Bugün burada bitirdiğimiz gibi. Benim acizane değerlendirmem bu ama kabiliyetli, ekstra ekstra kitap okuyan kitap kurtları var. Onlara can kurban, kızlar biraz daha fazla bu konuda. O kitap kurtlarına verin abi, verin hocam, hiç acımayın. Acımayın derken latife var ediyorum. Verebildiğinizi verin. Doğum günlerinde ben olsam ne işlerim? Zihnimde Hazreti Meryem'i işlerim. Hazreti İsa Efendimiz'i işlerim. Hazreti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın validesini anlatır. Ben olsam bir doğum gününde bir kızıma, bir oğluma. Benim oğlum yok da. Kızım var. Allah inşallah oğlu olarak damat nasip eder. Elinizden öper, kızım var. Onu anlatmaya çalışırım. O Meryem annemizin Kur'an'daki tariflerini. Uf 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 uf. Ali İmran suresinde var. Meryem suresinde çok. Efendime söyleyeyim. Maide kavramı var. O Tevbe suresinin son sayfası. Onları vermeye çalışırım. Efendim, ilk aklıma gelenler bunlar, Ayşe ablanın sorusuna. Abi. Yani bir anda hazırlığım yok da ilk aklıma gelenler bunlar. Hocam üniversite... Allah razı olsun. Buyurun hocam. Özür dilerim, tamam. Bir tane bir şey okudum da. Hoca efendi yeni okumuyor. Ha, tamam. Yani hocamızın üniversite sınavına girecek gençlere yaptığı çok şümüklü bir sohbet. Ha, tamam. Kardeşimizin sohbet odasına attığı bir şeye baktım da Tahsin abi. Yapıyordur zaten abilerimiz, ablalarımız. Ama az biraz bizim çalışmamız lazım. Çocukların okuması için eğer siz abi, ablalar, aha söylüyorum burada. Anne babalar, siz günde 30 sayfa okumuyorsanız çocuğunuz 3 sayfa okumaz. Okumaz. Aha, buraya yazıyorum. Okumaz. Onda sizi 10 katı kadar görecek sevgili abiler. Geçen bir arkadaşımın çocuğu beni arıyor, babasını şikayet ediyor. Doktor abi diyor. Telefonunu kontrol ettim diyor. Şimdi telefonlarda nerede ne kadar gezdiğin belli oluyor ya. 8 saat Twitter vardı. Abi olmaz. Ben Twitter yarım saatte 20 dakika indirdim. İndirmeye çalışıyorum. Günde. Olmaz abi. Sizi çocuk, ben hep onu diyorum, heyette otururken hep validem aklıma gelir. O kadınların klasik bir oturuşu vardır teyyatta. Bizim gibi oturmazlar. Yarım saat bu kadın ne yapıyor derdim ya, ne yapıyor? Yarım saat teyyat mı olur ya Hazret abi? Ne yani? Yarım saat oturup dua, tesbih, mesbih, hep tehiyyatta annem aklıma gelir. Validem aklıma gelir. Bir tesbih çekerken babaannem aklıma gelir. O küçük bir çekyatta oturup elinden tesbihi düşünü hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Acaba namazda da mı bu kadın bu tesbihi tutuyor diyordum. Namazda tutulmaz tesbih yani. Örnek. O benim için müthiş bir örnektir o rahmetli babaannem, anam. Ablalarım, ben hep onu diyorum, kadınlar yetiştirdi beni, çok önemsediğim figürlerdi benim hayatımda. Allah bin kere razı olsun. Hı. Bizim de ebeveyn olarak, mentörlere de söylüyorum bak, sadece anne babaya değil, çocuklara, mentörlük yapan abi ablalara da söylüyorum. Siz hizmet ettiğiniz, rehberlik ettiğiniz çocukların 10 katını okumuyorsanız, hadi 5 katını okumuyorsanız, hadi 2 katını okumuyorsanız, bırakın abi o işi, başkaları gelsin, başkalarına verelim. Başkalarına verelim abi. Olabilir, bir işi yapmayabiliriz, ille de devam edeceğiz diye bir şart yok. Ali ayrılsın, Veli gelsin, Ayşe ayrılsın, Fatma gelsin. 2 katı kadar okumuyorsanız, en az. Ya yanlış diyebilirsiniz. Objektif kriterler değil bunlar. Subjektif kriterler.
göreceli değişir. Ama benim kanaatim bu. Ben böyle düşünüyorum Tahsin abi, Nevzat abi. Estağfurullah. Allah razı olsun. Hocam Allah razı olsun. Nevzat abi, Rica söyleyeceğiniz bir ederim. şey var mı abi? Yok efendim, çok teşekkür ederiz. Minnettar kaldık. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam, bir ablamızın sizin için yazdığı yazıyı okuyarak programı sonlandırmak istiyorum. Çok kısa bir şey. Harika bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Ayetlerden ayetlere konup bal toplamak gibi demiş. Gerçekten öyle bir sohbet oldu, muhabbet oldu. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık hocam. Ben ablama hürmetlerimi arz ediyorum. Ben şunu arz ediyorum. Onlar o mübarek ellerinin üstünde dualarında olmak benim için en büyük saadet. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Ablalarıma hürmetlerimi arz ediyorum. Ama gerçekten şu dönemde çok şey yaşadık da kahramanlıkları adına bu ablaların kahramanlığını en öne koyabilirsiniz. Sevgili Tahsin abi. Allah onlardan gani gani razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Onların o tatlı ellerinin üstündeki duaların içinde olmak benim için en büyük saadet olacaktır. İnşallah.